Herkese tolgozbek.com'dan merhaba, ben Tolga Özbek. Bugünkü videomuzda Roketsan'ın uzaya gönderdiği roketler konusunda yaptığı denemeleri inceleyeceğiz. Uzay programında neredeyiz? Fırlatma işlemini nasıl yapabileceğiz? Ve ne zaman Türk fırlatma sistemleri, roketleri uzaya yerli uydu gönderebilecek? Gelin bu videomuzda şöyle gökyüzünden uzaya doğru açılalım ve Roketsan'ın yaptığı testleri birlikte izleyelim. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin uzaya yolculuk ve gelecek nesil roket teknolojileri açısından çok önemli bir adım atıldı. Roketsan tarafından 26 ve 29 Ekim'de yapılan denemede uzaya ilk defa sıvı yakıt taşıyan bir roket fırlatıldı. Bu bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Aselsan tesislerinin açılış töreninde kamuoyuyla paylaşıldı. Ekim ayında Sinop'taki testlerde sonda raketi SR-01'in 1 ve 2 numaraları uzaya gönderildi. 136 kilometre irtifaya kadar başarıyla çıkan roketler, Türkiye'nin uzaya kendi uydularını göndermesi açısından önemli birer adım oldu. Bu testler sırasında yük kapsülünün roketin uçuşunda ayrılma denemesi de yapıldı. Bu test de başarıyla tamamlanmış oldu. Günümüzde uzayda çok enteresan ve ilginç adımlar atılıyor. Bir bakıyorsunuz yıllarca NASA bu işleri yapardı. Uzay mekikleri dönemi vardı. Bugün NASA, SpaceX şirketiyle birlikte hazırlanan özel bir kapsülle 4 astronotu uzaya gönderdi. Bu gönderme işlemi Falcon 9X roketiyle gerçekleştirildi. Diğer tarafta ise Virgin grubunun çalışmaları var. Emekli olmaya başlamış Boeing 747'lerin kanadına roket takılıyor. Ve özellikle uzaya uydu göndermede ekonomik çözümler sunulması hedefleniyor. Bu gibi yenilikçi projeler dünyaya uzay operasyonunun daha emniyetli ve daha ekonomik yapılmasının yolunu açacak gibi duruyor. Uzaya gitmek için uzun yıllardır Türkiye'nin çeşitli projeleri var. Bu projelerle ilgili çalışmalar Roketsan'ın koordinesinde gerçekleştiriliyor. Biliyorsunuz Roketsan geliştirdiği mühimmatları hem kendi tasarlıyor, özgün ürünler ortaya çıkartıyor ve bunları da dünyaya ihraç eden bir kuruluşumuz ve teknolojik açıdan gerçekten çok önemli bir yerde araştırma geliştirmeye yani Ar-Ge'ye çok ciddi yatırımlar yapıyor. Zaten bu yatırımların meyvelerinde özellikle yeni nesil mühimmatlarda Roketsan gerçekten alıyor. Etkilerini işte bakınız Libya operasyonu, bakınız sınır ötesi operasyonlar ve en son Azerbaycan'daki Dağlı Karabağ Savaşı. 2007'den bu yana fırlatma roketleri konusunda çalışma yapan Roketsan'ın hedefi 100 kilogram ve altındaki uyduları uzaya çıkartabilecek bir tasarım. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Roketsan arasında 2018'de imzalanan mikro uydu fırlatma projesi ile adımlar daha da hızlandırılmış durumda. İlk atış 2 yıl önce 2018'in Aralık ayında yapıldı. Türkiye 100 kilometre irtifayı aşarak uzaya çıktı. Roket motoru yakıt çeşitleri katı, sıvı ve hibrit olarak 3 ana kategoriye ayrılıyor. Katı yakıt roket motorları sıvılara göre basit tasarıma sahip. Sıcaklık ve basınca dayanıklı roket motoru borusu içinde oksitleyici ve yanıcı maddenin buluşması ile bulunduğu bölgede gaz üretimi ile basınç oluşturuyor. Gaz basıncı nozzle ile dışarı atılıyor ve roket yükselmeye başlıyor. Roketsan'ın uzaya yolladığı ilk iki roket katı yakıt sistemine sahipti ve testler başarıyla tamamlanmıştı. Sonrasında ikinci adıma geçildi. Yani sıvı yakıt kullanımı gerçekleştirildi. Bu sıvı yakıt kullanımıyla birlikte iki roket de uzaya başarıyla gönderilmiş oldu. Sıvı yakıtta ise sistem biraz daha karmaşık bir hale alıyor. Sistemde yakıt ve oksitleyici katı yakıtlardaki gibi aynı tankta değil ayrı yakıt tankında depolanıyor. Borular, turbo pompalar gibi ek cihazlar ile yanma odasında buluşturulan yakıt ve oksitleyici oluşturduğu yanma yani tepkime katı yakıtların aksine durdurulabilir, yeniden başlatılabilir veya yanma hızı değiştirilebilir.
Bunun anlamı sıvı yakıtlarda roketi istediğiniz gibi daha iyi yönlendirebiliyorsunuz ve motoru farklı farklı aşamalarda kullanabiliyorsunuz. Yakıt yanma odasında yandığında sıcak egzoz gazı bir ağırlıktan yani nozzle'dan dışarı fırlayarak itki sağlıyor. Katı yakıta göre daha yüksek itki oluşturuluyor. Böylece roket daha da yükseğe çıkma şansına erişmiş oluyor. Türkiye'nin bundan sonraki hedefi 2025 yılında uzaya 400 kilometre irtifaya çıkabilmek ve yaklaşık ağırlığı 100 kilograma kadar ulaşabilen mini uydu sistemlerini uzaya taşıyabilmek. Bunun için Roketsan çalışmalarına devam ediyor. Önümüzde yaklaşık 5 yıllık bir süreç var. Bu testler daha yüksek irtifa denemeleri ve farklı yakıt türleriyle devam edecek. Gönderilecek mini uydular ki ağırlıkları 100 kilogramdan daha hafif, alçak uydu yörüngesine oturtulacak. Bundan sonraki hedef ise Roketsan'ın daha yüksek irtifalara çıkabilecek roketleri geliştirmesi olacak. Tabii ki bu olaya baktığımız zaman geliştirilen roket teknolojisi sadece uzay alanında kullanılmayacak. İleride yapılacak olan özellikle füze teknolojilerinde bu geliştirilen motorlar, yakıt sistemleri, yörüngeye doğru giderken izlenilen yollar gibi birçok konu Türkiye'nin gelecekte geliştireceği balistik füzeler veya diğer sistemlere uygulanacak. İşte görüyorsunuz teknolojinin sivili, askeri, uzayı yok. Yaptığınız bir sistemi eğer o teknoloji sizdeyse, mühendisleriniz o teknolojiyi geliştirebilmişse ve kullanabiliyorsanız farklı alanlarda kullanıp bu teknolojiden yararlanabiliyorsunuz. Bugünkü videomuzda Roketsan'a baktık. Türkiye'nin uzaya fırlatma çalışmaları içerisindeki yere değindik. Tabii bu testler geçtiğimiz günlerde S-400 ve birçok hava savunma sistemimizin de test edildiği Sinop'ta yapılıyor. Sinop'un da özelliklerini daha önceki videolarda neden Sinop'un seçildiği ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmıştım. Hafta içi her gün saat 19'da yeni konularla beraber oluyoruz. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın ve bildirimlerinizi açın. Katıl tuşuyla isterseniz kanalımıza destek verebilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberleri tolgaozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda buluşmak üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.